Merhabalar. Bu videomuzda Inventor içerisindeki delege açma komutlarını inceleyeceğiz. Bunun için ilgili dokümanımı açıyorum. Eğitim belgeleri klasöründe bulunan delik dış açma bir IPT uzantılı dosyamı açtım. Inventor ile bir nesneye delik açmak istediğimizde 3D model başlığı altında Modify sekmesinde bulunan Hull komutunu kullanırız. Delik açma komutu ile İstediğimiz standartta diş açılmış veya normal delik olarak delikler açabiliriz. Örnek olarak uygulamasını yapalım. Delik komutunu çalıştırdığımda karşımıza şekillik diyalog penceresi çıkmakta. Bu diyalog penceresinden kısaca bahsedelim. Diyalog penceremizin sol üst köşe arasında placement dediğimiz konumlandırma, deliği hangi konuma ekleyecekse bu konumu belirtme seçenekleri yer alır. Burada 4 çeşit konumlandırma seçeneği var. Birincisi, eğer delik açacağımız yüzeyde deliklerin konumunu belirten bir eskiz dosyamız varsa bunu referans alarak delik açma. Yine eğer delikleri açacağımız yüzeyin kenarlarına göre bir tanımlama yapmak istiyorsa kenarların uzaklıklarına göre lineer olarak ikinci seçenek. Eğer delik açacağımız yüzeyde deliğimiz bir kenara veya başka bir deliğin merkezine gelecek şekilde başka bir yuvarlak bir unsurun ortasına gelecek şekilde açılacaksa konsantrik seçeneği veya daha önceden oluşturmuş olduğumuz bir geometri referans noktasının üzerinden başlayarak delik delinecekse on point seçeneğini kullanırız. Yine burada seçtiğimiz delik konumu türüne göre seçim yapabileceğimiz komutlarımız, butonlarımız yer alır. Buradaki komutları sırayla seçerek deliklerimizin konumlarını belirleyebiliriz. Hemen buranın sağında deliğimizin türüyle ilgili kısımlar var. Yine burada normal delik delme ve diğer türde delik formları ile ilgili seçim yaparak ulaşabilirsiniz bu formlara. Hemen buradaki seçim menüsünün sağ tarafında da görsel olarak deliğimizin hangi unsurunun kaç milimetre kalınlıkta olduğu veya seçtiğimiz ölçü bilimine göre ne kadarlık bir kalınlıkta veya uzunlukta olduğunu el ile belirtebilirsiniz. Bir alta geçtiğimizde burada delme noktamızın yani deliğimizin son bitiş noktasının eğer bu bir kör delikse bitiş noktası nasıl olacak? Burada bitiş noktası düz bir şekilde de olabilir. Bizim belirlediğimiz bir açıyla da olabilir. Yine onun hemen sona geçtiğimizde deliğimizin kör bir delik mi yoksa eğer bir boydan boya mı deliyor parçayı yoksa belli bir unsura kadar mı deliyor? Bunları belirleyebiliriz. Boydan boya del dediğimizde bir önceki menüde gösterdiğim delik sonu seçenekleri pasif hale gelir. Hemen bir alta geçtiğimizde ise burada deliğimizin standart mı değil mi bunları belirlediğimiz yerler. Aynı şekilde deliğimizin içerisine diş açılacak mı veya özel açılı bir diş mi açılacak bunları belirlediğimiz yer. Yine bunların hemen sağ tarafında iMatch dediğimiz yani bu deliği açtığımızda buraya uygun cıvataların otomatik olarak buraya yerleşmesini sağlayan akıllı montaj eşleştirme özelliklerini aktif edip etmeyeceğimizi belirten bir menü bulunmakta. Birinci seçenek aktifken yani sadece delik seçeneği aktifken bütün ölçüleri biz elle tanımlayabiliriz buradaki. Bir sonraki seçeneğe geçtiğimde yani standartlarla ilgili deliklerin olduğu seçeneğe geçtiğimde ise burada menümüz birazcık daha genişliyor. Hemen menümüzün alt kısmında cıvatamızın, pardon deliğimizin standardı ne olacak? Bu seçtiğimiz standarda göre yine alt türü ne olacak bu deliğin? Ve standart boyu nedir? Bunları belirleyebileceğimiz yerdir. Yine bir alta geçtiğimizde ise bu bir normal delik yani içerisinde dış açılmamış delik olduğu için geçme türü ne olacak? Sıkı geçme, normal geçme veya boşluklu geçme bunları belirlediğimiz yer. Hemen bir sağdaki menüye tıkladığımızda seçeneğe bu sefer içerisinde diş açılmış
bir delik delebiliyoruz. Bu diş açılmış deliklerde ise yine standardı seçerek bu standardın içerisinde boyutu ve burada dişimizin hatvesini, diş adımının ne kadar olacak bunu seçebiliyoruz standardımıza göre ve bu klasını, sınıfını seçebiliyoruz. Hemen sağa geçtiğimizde ise diş açma miktarı bütün delik boyunca mı olacak? Yoksa bizim belirttiğimiz bir noktaya kadar mı delik açılacak? Bunları belirtebiliyoruz. Direction kısmında ise deliğimizin sağ diş mi, sol diş mi? Yani normalde saat yönüne sarılırken, döndürülürken sıkan dişten mi yoksa tam tersi yönde sıkan dişlerden mi olduğunu belirtiyoruz. Hemen bir örneğimizi yapalım. Buradaki modelimizin öndeki kısmına iki tane daha delik eklemek istiyorum. Bunun için model üzerinde herhangi bir eskiz göremediğim için linear yani doğrusal olan yerleştirmeyi seçiyorum. Burada yüzeylerden bir referans alacağım. Öncelikle ilk olarak face kısmına tıkladığımda deliği hangi yüzeyde belirtmek istiyorsam o yüzeyi bana seçmemi istiyor. Bu yüzeyde açtım deliğimi. İkinci seçenek otomatik olarak geçti. Referans 1. Buna göre deliğim hangi kenardan ne kadar uzaklıkta olacak? Kenardaki bir köşeye tıkladığımda buradan bana birinci kenardan olan uzaklığı soruyor. Buraya 2 diyorum. Yine bakın bu sefer ikinci kenardan olan uzaklığı soruyor. Ona da 2 diyorum. Burada tabi ekranımda ön izlemesi gösteriliyor bunların. Daha sonradan bu ölçüleri değiştirebileceğim için bir sonraki adıma geçiyorum. Şimdi delik tipimiz havşa başlı bir delik olsun. Yine aynı şekilde deliğimizin içine diş açılacak. Ve delik bütün mesafe boyunca gitmesin. Bütün parça boyunca değil, belli bir mesafede ilerlesin. Burada öncelikle delik tipini ve standardı seçmek istiyorum. Burada ansimetrik M profil seçeceğim. Ve yine 6 milim çapında bir delik olsun. Burada varsayılan olarak diş hatvesinin miktarı 1 milimetre olsun ve normal diş olsun. Burada diş delme derinliği olarak 10 milimetre belirtiyorum. Yine dişlerin açılacağı miktar olarak da 8 milimetrelik bir derinlik belirtiyorum. Üstteki açımız 90 derece olsun. Fakat dişimizin üst genişliği ise 6 milimetre olsun. Burada delik bir miktar dışarıda kaldı. Bunu kenardan olan uzaklıklarını tekrardan düzenlemek istiyorum. Burada az önce bir ölçüsel olarak verdik. Burada dikkat ederseniz ölçüler yer alıyor. Bunlara çift tıklayarak ölçülen değerini değiştirebiliyorsunuz. Diyelim ki yanlışlıkla dişini oluşturdunuz. Bunu düzenlemek için parça browser üzerinden deliği buluyorum. Model içerisindeki browser'dan çift tıklıyorum üzerine ve ölçülere tekrardan ulaşabiliyorum. Buradaki 2 milimetrelik ölçüyü de 4 milimetre yaptım. Evet, 4'er milimetreden modelimi oluşturmak istiyorum. Dikkat ederseniz burada ekran 3 boyutlu model üzerinde de bazı simgeler var. Burada delik boyutlarını oluşturma ile ilgili deliklerinin değiştirme ile ilgili simgeler bulabilirsiniz. Burada 10 milimetre olarak bırakıyorum delik uzunluğunu. Onay verip çıkmak için OK tuşuna basabilirsiniz. Bir diğer deliği delmek için de yine Hold komutunu çalıştırıyorum. Dikkat ederseniz burada en son girdiğim değerler gelmekte. Bu yüzden tekrar deliklerin özelliklerini ayarlamalarına girmeden doğrudan yüzeyi ve kenarları olan uzaklıkları belirtiyorum. Ve Enter'a basarak ikinci deliği de deldim.
Şimdi yine parçamın üst kısmına başka bir türde delik delmek istiyorum. Bunun için yine hole komutunu çalıştırdım. Buradaki delmek istediğim delik standart tavşa başlı olmasın, normal matkaplı delinmiş bir delik olsun ve bütün parça boyunca devam etsin. Aynı şekilde bunun içine açacağım vida da 6 mm'lik bir uzunlukta olsun. Yine asimetrik en profilden 6 mm çapındaki bir profili seçiyorum. Delikleri yerleşim yapmak için bu yüzeye yapacağım yerleşimini. Burada da yine delik üzerinde bir sketch yok. Ama bu sefer kenarlardan referans almam için uygun kenarlar da yok. Ben bu sefer daha kolay olan, çünkü burada bir tane yuvarlatma var. Bu yuvarlatmayı referans almak istiyorum. Concentric seçeneğini seçtim. Bu seçenekte öncelikle yüzeyimi belirliyorum. Ve sonra referans almak istediğim yuvarlak nesneyi belirliyorum. Tabii buradaki püf nokta, bu referans almak istediğim yuvarlak nesne ile benim düzlemim, yani bu eksenle bu düzlem birbirine dik olmalı ki ben deliği oluşturabilmeliyim. Onay verip bir sonraki işlemi yapmak için apply komutunu kullanıyorum. Burada yine bir sonraki deliğe geldim. Yüzeye tıkladım. Merkezin kenarına tıkladım. Apply diyerek geçiyorum. Yine bir sonrakini de aynı şekilde yaptım ve onay verip geçtim. Yine parçamın kenarlarına bir delik daha delmek istiyorum. Bu delikler öncelikle şuradaki yüzeyden, noktadan başlayarak belirttiğim bir eksen doğrultusunda olsun istiyorum. Bunun için burada gizlenmiş bir eksenim var. Onu öncelikle görünür hale getireceğim. Evet. Bu eksenin doğrultusunda ve bu noktadan başlayan bir delik delmek istiyorum. Bunun için yine delik komutumu çalıştırdım. Burada normal matkapla delinmiş bir delik olacak bu. Ve deliğimizin çapı da kendimiz gireceğiz. Standart bir delik, giriş açılmış bir delik olmayacak. 4 mm çapında bir delik olsun. Burada On point seçeneğini kullanacağım. On point seçeneğinde öncelikle bir nokta seçmemizi ve sonra bize referans olacak bir eksen seçmemizi istiyor. Eksen olarak yuvarlak bir yüzeyi de seçebiliriz. Fakat onun ekseni doğrultusunda delik açacağı için burada bu yuvarlağı seçmek işimize yaramaz. Buradaki ekseni belirtiyorum. Burada deliğimizin uzunluğunu boydan boya olacak şekilde ayarlamak istiyorum. Zaten o şekilde ayarlı ve onay vererek çıkıyorum. Şu anda diğer delik de delinmiş durumda. Buradaki eksenimi artık gizleyebilirim. Bir diğer delik türünü daha kullanmak istiyorum. Yine parçamın bu kenarında bulunan şu noktadan başlayarak bir delik oluşturmak istiyorum. Bunun için de deliğin üst çapı özellikle genişletilmiş bir delik olsun. Yine standart bir delik olsun ama diş açılmamış olsun istiyorum. Yine asimetrik en profil kullanacağım. Burada 6 köşe başlı cıvata için bir delik türü olsun. Boyut olarak da metrik 5 olsun. Geçme türü de boşluklu geçme olsun. Burada yine delik bütün nesne boyunca delinsin istiyorum. Diğer ölçüleri de kontrol ediyorum. Şu anda birçok ölçü zaten otomatik geldiği için ölçülere çok fazla müdahale etmeme gerek yok. Yine on point seçeneğiyle deliği deleceğim. Öncelikle noktayı belirtiyorum ve bu noktayı bulunduğu
düzleme dik bir eksen belirtiyorum. Bu ekseni belirtmek için yüzeye de tıklayabilirim. Burada yüzeye tıklayacağım. Her halükarda benim deliği merkez alacaktır. Veya yüzeye, az önce de belirttiğim gibi, yüzeye dik bir ekseni olan bir daireyi de belirtebilirim. Burada deliğin derinliğini soruyor bana. Pardon, düzeltiyorum. Deliğin çapını 5.80 olmasını istiyorum. Tekrardan güncelledim ve OK diyerek devam ediyorum. Aynı deliği yine karşıya açmak istiyorum. Bunun için de yine delik komutuna girdim. 10 point seçeneğini aktif hale getirdim. Noktayı seçtim. Bu sefer noktaya dik bir eksen belirtiyorum. Ve onay vererek devam ediyorum. İki tane yüzey seçtiğim için uyarı verdi. Tekrardan deliğin konumunu belirtiyorum. Deliğin yönünü buradan, eğer ters bir yöndeyse, buradan termination kısmından bunu değiştiriyorum ve onay vererek devam ediyorum. İşlem tamamlandı. Yine parçamızın şu yüzeyine de özel bir delik türü açmak istiyorum. Bunun için yine aynı delik komutunu kullandım. Burada açılı diş açılmış bir delik türü açacağım. Burada yine standart olarak DIN standardını seçiyorum. Metrik 5 olsun. Yine sağ diş olsun. Burada lineer seçeneğiyle kenarları olan uzaklığı seçeceğim. Önce yüzeyi belirtiyorum. Birinci kenardan olan uzaklığı 12 mm olsun. İkinci kenarı seçmek için, bakın, şuradaki noktayı değil de şuradakini seçiyorum. Çünkü buraya dikey uzaklığı verdiği için bir konum belirtmem yeterli. 22,5 mm olsun burası da. Ölçülerimi kontrol ediyorum. Üst çap 12 mm olsun. Delik bütün şey boyunca olmasın. Belli bir mesafeye kadar gitsin. Burada da deliğin toplam uzunluğu 15 mm olsun. Üst geniş derinlikte 1 mm olsun. Onay vererek deliği oluşturuyorum. Aynı deliği bir de diğer tarafa oluşturmak istiyorum. Bunun için de yine yüzeyi seçtim. Birinci kenarı olan uzaklığını seçtim. İkinci kenarı olan uzaklığını seçtim. Diğer özellikle zaten aynı. Ve onay belirterek bitiriyorum.